İskenderun düğün yurdunda yapılması düşünülen 600 yataklı devlet hastanesi bilinmeyen bir çıkmazın içerisinde dolanıp duruyor. Birkaç kişi daha geliyor abi ya. Yok şey, fotoğraf abi. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile düğün yurdu mahallesinde bulunan 107 kişilik hisseli 72 dönüm arazi üzerine yapılması planlanan 600 yataklı devlet hastanesi çalışmaları tamamen durdu. Herkesin hayvanı var burada. Keçisi var, koyunu var, tavuğu var, ineği var. Vatandaşların tapulu arazisi üzerine yapılması planlanan devlet hastanesi inşaatı gerekli ödeneklerin yapılmaması nedeniyle durduruldu. Hastane karar verdi de burası hastaneye uygun bir yer değil. Yani burada şehir hastane şey yapıldı, acil durum hastanesi yapıldı. Şu an trafiği allak bullak yani. Kimse buraya yetişemiyor, gelemiyor. Burası da olsa daha kötü olacak. Yani burada bir sürü hazine malı yer varken burada gelip milletin tapulu yeri, yani tarım elverişi yerine el koyup da buraya hastane yapmak doğru bir şey değil. Bölgede bulunan arsa sahipleri ve mirasçılar yaşananlara tepki göstererek tarım arazimizi ve çiftçiliğimizi yok ettiler dedi. Bunun için tamam, mağdur edildi insanlar, bari bir ödenek yapılsın. İnsanlar senden şey gibi harami gibi gelip mallarına çökülüp de geri ödemesi yapılmazsa yapılmazdı olmuyor yani bu. Hiç para almadı. Hiç para vermedi. Yani kimseye para vermedi. Kimseye. Artı yüklenici firma buranın toprağını bile sattı. Evet bakın arka tarafta kırmızı topraklarımız var. Satıldı. Kimseden habersiz bu topraklar satıldı yani. Yani bu kendi malları olmadığı halde topraklar da satılıyor burada. Ya bu usulsüzce yapılıyor. Ya burası bizim eski yerine, burası zaten mahkeme şu an durdurdu burası. Yani ödeme yapılmadı diye bu iş iptal oldu. Gitsinler devlet kendine uygun bir yer bulsun hastane için. Şehir merkezi olur ya da başka bir yer olabilir. Bizim yerimizi eski haline getirsinler. Biz yerimizi geri istiyoruz. Ama burada 15 yıllık 20 yıllık ağaçlarımız heba oldu yani. Şimdi biz burada eksek bile 15 yıl verim alamayacağız yani. Bu doğru bir iş değil yani. Burası benim dedemden anneme kalan miras. Arsanın tapu sahiplerinin iddialarına göre firma çalışmasını izinsiz yaptı. Tapu sahibi 107 kişi burada hastane yapılmasını istemiyor. Ama zorla iş makineleri gelip burada çalışma başlattı. Kimse bize paramızı da ödemedi. Konuyu mahkemeye taşıdık ve çalışmanın durdurulmasına karar verildi dediler. 60 ağaç zeytini vardı. Ve toplam olarak teyzelerimin, dayılarımın hepsinin zeytinleri 2000 taneydi. Bütün zeytinlerimizi devlet kesti. Adam geldi kepçeyle dayadı, çıkartmadı. Yani ben dedi bunun ya kökünü alacağım ya da dedi siz bunu alamayacaksınız. Biz artık bir sonuca varmak istiyoruz. Bizim buradan gelirimiz, zeytinlerimiz 2000-3000 ton yağ alıyorduk. Bizim çocuklarımızı biz bununla okutuyorduk. Bizim hiçbir şeyimiz kalmadı. Neden bunu bu hale getirmeye çalışıyor ki devlet? Yani biz istiyoruz ki artık bir sonuç versin, bir çözüme ulaşsın. Benim hayvanlarımı otlatacak yerim bile kalmadı. Oradan en azından zeytinlerimizin dalı kesip onlara veriyorduk. Yani insanları neden bu kadar mağdur etmek istiyorsunuz anlamıyorum ya. 2009 yılında benim oğlum 16 yaşında. 16 yıldan beri biz burada sadece 6 yıl zeytin alabildik. 6 yıl bitti, şu an gelirimiz yok. Siz eşim hastane olmasını istiyor musunuz? Yok, ben hayatta istemiyorum. İstemiyorum, getirsin bizim toprağımızı. Yerine koysun ağacımızı da 16 yıllık fideyle diksin versin bize. Biz burada hastane yapılmasını istemiyoruz. İş makinalarının bölgeden ayrıldığını belirten mahalle sakinleri, şimdi biz ne yapacağız? Onu bile bilemiyoruz. Tonlarca toprağımız başka yere taşındı. Zeytin ağaçlarımız söküldü diyerek tepkilerini dile getirdiler. Her yerde fırsatta bunu söylüyor ama şu an siz de görüyorsunuz ya, burası tarıma gayet elverişli bir yer. Burası sürekli yani ekilen biçilen bir yer, işmal edilen bir yer. Yani buraya da gelip inşaat yapılması doğru bir şey değil. Ya burası zaten toplamda 72 dönüm herkesin mirası var burada. 72 dönüm tapulu. Herkesin mirası var. Benim 150 dönüm, 150 metre, ablamın 150 metre. Bu şekilde 110 tane mirasçısı var. Hanife amcamızın 2 dönüm yeri var. Yani bu şekilde herkesin burada tapulu, imarlı yeri var yani. Burası İskenderun 600 yataklı devlet hastanesi. Acilen kamulaştırma el koyma olarak yapılan yer. Cumhurbaşkanlığımızın kararnamesi olarak. Ama hiçbir şekilde izin belgeleri olmadığı için ve bu adli sürece başvurduğumuz için biz ödenek olmadığından dolayı burası durdu. Burası kime ait? Burası 107 tane mirasçısı var. Sizin mi yani? Sizin aile? Evet, mirasçımız, ailemizin. 107 tane mirasçısı var. Artı burası depremden önce biz imara açmıştık. 12 kat imara vardı ve içinde zeytinliklerimiz vardı. Ve bu Cumhurbaşkanı kararnamesinden sonra buraya Akfen ve Dost İnşaat olarak alan ihaleyi alan kişiler burada kazı çalışması yaptı ve zeytinlerimiz kazıldı. Zeytinlerimiz söküldü. Ve ondan sonra bize izin belgeleri olduğu halde olduğunu söylediler. Ve hiçbir şekilde izin belgeleri yokmuş. Sadece Cumhurbaşkanımızın acilen kamulaştırmaya koyma izni varmış. Ve bu da adli süreçten dolayı ödenek olmadığı için mahkemece bu iptal oldu.
Ve bundan sonra iptal olduktan sonra avukatımız ve jandarmanın işine bu firma buradan çıkarıldı. Ve bize 2,5-3 aylık bir süreç geçti. Hiçbir şekilde ödenek yok. Ödenek olmadığı halde buradaki çevredeki hani nerede olduğunu bilmediğimiz imara açılacağı yerlerden bize tapu kesileceği söyleniyor. Ve hiçbir şekilde tapu da kesilmedi ve ödenek de olmadı. Burası 72 dönüm bizim tapulu malımızdı. Biz imara açtıktan sonra 49 dönüm bize parsel olarak döndü imara açıldıktan sonra. Ve bizim tapulu malımız. Arsa sahipleri ise buraya hastanenin yapılmasını istemiyoruz. Bu tarım çiftliğe uygun hastane yapılmasına karşıyız. Bu millet buraya nasıl gelecek açıklamasını yaptılar. Uygun bir alan değil. Şehir merkezine çok uzak. Bak şu arada karşıda gördüğünüz gibi TOKİ konutları yapılıyor. Ve TOKİ konutlarının devamı yok. Çünkü herkes yerinde dönüşüm yapıyor. İstediği halde yerinde dönüşüm yapılıyor. Şehir merkezine çok uzak burası. Ve buranın yolu bile yok diyebilirim size. Her şekilde imara şey yani... Hastane elverişli değil. Bir an önce ne yapacaksa yapılsın. Toprağa geri yerine düşsünler. Yapsınlar. Ne gerekiyorsa yapılsın. Hastane olmasını istiyor musunuz? Yok, hastane olmasını istemiyorum. Satıyor musunuz yerinizi? Yok. Yer satma yok. Yeri eski haline getirsinler. 72 dönüm tarlamız var. Hastane olmasını istemiyoruz. Önce kepçeyi soktu, çevirmeyek dedik. Jandarma eğer dedi karışırsanız çok kötü şeyler olur. Onun için mecbur ses çıkarmadık. Dediler ödenek yapılıcı. Ödeneğe de eski usul 90'lardaki verilen fiyatlardan verildi. Onu da bizikler kabul etmedi. Tekrar mahkeme açıldı. Şimdi bize verilen tapu yerlerinde de zaten hazine yer dediler. Parça parça vereceğiz dediler. Toplamı zaten Cebike yazısındaki toplam hazine yer 50 dönüm. Bizim tarlamız 72 dönüm. Yani biz tarla istemiyoruz. Hastanenin de buraya yapılmasını da istemiyoruz.